Peki hocam devam edelim. Boşandı eşinden hocam sonra iki evliliğini yapmak, ikinci evliliğini yapmak isteyen bir sen Hanım durumunu şöyle anlatıyor. Diyor ki 5 yıl önce boşandık. Biri 8, diğeri 14 yaşında iki oğlum var. Mahkeme çocukların benim yanımda kalacağına hükmettim. Kendim de 4 yıldır özel bir işte çalışıyorum. Çalıştığım iş yerinden birisi bana evlilik teklifi ettim. Ben de kabul ettim. Yalnız onun ailesi oğulları gelirse bu iş olmaz demiş. Ailesinin dedikleri onun da kafasına takılmış. Bu çocuklardan şikayet etmem ama aynı zamanda yarın bir sorun yaşasak onları kırarsam hoş olmaz tabii ben de. Onlar annemde kalırlar. Haftada iki gün gelirler dedim şimdi o ailesini bu konuda ikna etmekte zorlandığını gör söylüyor çocuklarımı bu halde yaşlı ve hasta anneme bırakmakla bırakla, bırakmakla da iyi mi yapıyorum çok emin değilim bir yandan ailesiyle birlikte bana talip olan kişinin kararsızlığı diğer yandan iki oğlumun durumu doğru yolda mı ilerliyorum şaştım kaldım ne tavsiye ediyorsunuz bunlar sık sık yaşanan şeyler hocam yani, böyle e, yani evet. e, burada eğer illa bir evlilik yapacaksanız, e, bu tür e, ihtimalleri illa ki ne yapmanız lazım, göz önünde bulundurmanız lazım. Evet. Yani karşı taraf sizin çocuklarınızı e, kabul etmek zorunda mıdır? Yani, zorunda mıdır hocam? Şimdi hayır, evet. zorunda değildir. Ama, ama yaparsa ne olur? Hayır olur. Evet. Yani biz bir ne diyoruz, işte nafile mendup diyoruz. Yani evet. o e, ona yapacağı bir iyilik olur. E peki bu kadın evlenmek zorunda mıdır? Hı -hı. Yok. Evlenmek zorunda değil. Ha fıtrat olarak tamam evlilik bir e, zaruret gibidir. E, ama öyle çok böyle bir, bir mecburiyet durumu yoktur. E, deseniz ki hayır ihtiyaçlar kadını evlenmeye itiyor yani bir bir, bir yerde Hı -hı. mecbur bırakmış olabilir. Tamam. Fakat bu durumda e, yani annesinin yaşlı, e, hasta mı dedi öyle öyle bir şey söyledi. Annem yaşlı, hasta dedi. Evet hocam. Ee, ee, hasta anneme yani e, diyor çocukları anneme bırak, bırakacağım ama diyor annem de hasta diyor. Bu halde bırakmam doğru mu olur diyor. Yani eğer annesi e, diyelim ki hasta ama az çok kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Çocukların ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsa o çocuklar çabuk büyüyecek zaten yani. Deseniz ki işte bir, birkaç sene sonra zaten evlilik çağına gelecekler belki yani evet. e, şey olmayacak ama dediğim gibi eğer koca e, evleneceği kişiyi bu konuda ya, ikna edebilirse bu daha e, iyi bir yol gibi gözüküyor yani işte nedir e, çocuklarla ilgili eğer bir sıkıntı olursa sorumluluk Hı -hı. bana aittir sorumluluk bana aittir diyebilir. Veya artık onunla evlilik öncesinde oturup Yani her şeyi açık açık konuşabilir yani bak çocuklar anneme bırakırsam şöyle olur böyle olur Bir iki sene sabredelim falan diyebilir Diğer çözümleri mutlaka düşünmüşlerdir evet. yani etraftan da mutlaka Yol gösterenler olmuştur İlla ki işte Şunu da yapabilirsin hatta bazıları belki Yardım önermişlerdir yani İnsanlar böyle sorunlarla karşılaştığı zaman mutlaka çevrelerinden birileri yani ilgilenir, ilgi gösterir. Yani burada en makul olan şey neyse artık ona kendileri karar verecek. Biz burada hiç kimseye kalkıp da illa şunu yapın, bunu yapın demeyiz. Ama neyi konuşuyoruz genel olarak? hak neyse bunları bunlar hatırlamaya çalışıyoruz. Hakka niyet üzere yani mesela burada e, şu helaldir, şu haramdır, şu e, gerek, yani burada çok fazla e, şu gereklidir, değildir denecek bir bir durum yok. Evet, durum yok. Bir soru yok. Yani çocuğu annenize bırakırsanız sadece vicdani olarak bazı Burada e, tamamen e, şahısların e, karar e, iradesine kalmış Dur. Yani kendi durumlarına bakmaları e, lazım. Tabii. E, bazen bazen bize böyle sorular geliyor. İşte eşim şöyle yapıyor, böyle yapıyor, ne yapayım? Boşanayım mı diye sorular geliyor. Biz kalkıp da boşanın demeyiz yani. Bu sizin vereceğiniz bir karardır. Evet. Ama ortada gerçekten de e, unuttuğumuz bir hakikat varsa belki bir, bir şeyi hatırlasak olayı daha basit çözülecek veya yer bazen olur ki e, gerçekten de hani bir, bir, bir moral verecek bir cümleye ihtiyaç duyarız. Tabi. Dur yoksa şimdi kişilerin kararını etkileme e, lüksümüz yok orada burada yok çocuğu annenize bırakın da diyemeyiz. Yani burada mesela sadece soru belki bir paragraf. Yani bir de bunu detaylarını bilmek lazım. O çocukların durumunu bilmek lazım. Annenin durumunu, kadının durumunu, ihtiyacı var mı yok mu, bu zaruri bir durumu, mu? Ee, yani o karşı taraftaki kişi nasıl bir ahlaka sahip, nasıl bir insan ya yani bunları bayağı teferruatını bilmek lazım. Muhtemelen hani onlar çok daha iyi bileceklerdir. Bu kendi durumları. Yani durumlarını. Ee, boşanmayla çocuklar zaten bir e, sıkıntı yaşadılar değil mi? Yaşamışlar tabii. Ee, bunun üzerine ikinci bir sıkıntı yaşayarak çocukları belirsiz bir geleceğe atmak yani. işte anne kendisi bakma muhtaç, çocuklara bakamayacak durumda. Yani e, burada anneyi çocuklarla e, uğraştırmak ya yani çocuklara işte. ikinci bir sıkıntı yaşatmak olur. Evet. Ee, bunu neyin karşılığında yapıyorsunuz? İşte kendi evleriniz karşılığında yapıyorsunuz. Yani burada birazcık daha temkinli davranıp ya ben tabi evleniyorum ama yani bu çocuklar bu haldeyken benim evliliğim acaba yani doğru mudur diye bir iyi bir muhasebe yapması Tabii lazım. Tabii ki. Ee, çünkü olası sorunları öngörmesi çünkü lazım. Zaten çocuklar bir şey yaşadılar. Onlara ikinci bir sıkıntı yaşatmak ne kadar doğru. Elbette. i̇lla ben bununla evlenmezsem yarın evlenemem falan öyle bir şey yok. Yani çocuklar biraz daha büyüdüğü zaman da bir evlilik yapabilirsiniz mesela. Tabii. Öyle bir fakat dediğimiz gibi bütün bunlar tamamen kendi tercihleri, kendi kendi alacakları karar. Peki hocam. Kocasıyla aynı İslami düşünceye sahip olmadıkları için aralarında bir takım problemler olduğunu Onu, söyleyelim. Oraya, oraya geçmeden önce Tabii, buyurun. E, yani bir soru. şimdi çocuklarla ilgili bazen maalesef toplumda bir türlü değiştirilemeyen, bir türlü e, kimsenin de kaldırmak istemediği yerleşmiş yanlışlar var. yerleşmiş yanlışlar. Nasıl yani hocam? Biraz daha. Şimdi mesela e, kadın boşanmış, yeni bir evlilik e, yapacak, hı hı. yeni evlilik yapacak veya kadın boşanmış, e, diyelim ki annesinin yanına yer, tekrar dönecek veya yakın bir akrabasına gidecek. Annesi babası veya yakın akrabası diyor ki o çocukların gelmeyecek. O çocuklarını o getirip onlara vereceksin, bırakacaksın? Yani çünkü o senin çocukların değil. Evet. Babalı babası boşanan evet. adam. Yani o dolayısıyla senin değil onlar. Senin değil babasının gibi bir toplumda bir bir kabul var. Yani hatta bunu hakkaniyetli e, gören, hı hı. yani bunu mantıklı gören bir tutum da var. İşte o çocuklar onun değil. Kimin babasının? Yani kadınla çocuğun hiçbir alakası sanki kalmadı evet. gibi bir bakış var. Yani boşandıktan sonra artık kadın ayrı, çocuk ayrı. Şimdi bu biraz yani haksızlık içeriyor. Yani ciddi, biraz demeyelim yani ciddi manada haksızlık içeriyor. Tabii yani başlı başına öyle. Şimdi eğer bunu çok duyuyoruz değil mi? Maalesef, eğer gelip maalesef. bizim evde tekrar oturacaksan baba söylüyor bunu. kızım, kadının babası söylüyor. Bizim evde tekrar oturacaksan o çocukları getirmezsen kabul ederiz seni. Hı -hı. Veya anne söylüyor bunu. Eğer bize tekrar geleceksen o çocukları nereye götürürsün sokağımız alıyoruz. Ne yaparsan yap? Ya a almıyorlar kimse. Biz ilgilendirmez. Bize geleceksen o çocukları alıp getirmeyeceksin. Şimdi bu çocuk dediğiniz kedi midir? Şimdi bazen böyle bu kadar rahat konuşuluyor, bu kadar ee, yani o çocukları annesi ya yani kendisi de olmuş yani. Şimdi Öyle. bakın kabile bazen aşiret dediğimiz kabile anlayışı yani nasıl diyelim otorite veya güç veya saygınlık evet. veya işte ya çocuklarıyla gelirse el alem bize nedir? Şunlara var Adam boşamış, çocukları da kadına bırakmış. Oh ne güzel bir de çocuk yapmış. Çekmiş gitmiş. Bunlar da enayi gibi enayi gibi adamın çocuklarını getirip bakacaklar. Adam çocuklarını getirip bakacaklar. Şimdi bu böyle hani etraftan hani böyle şeyler kulağımıza gelmesin. Biz böyle şeylere kaldıramayız. Bizim de bir saygınlığımız var. Bizim de bir Şimdi bakın şerefle bunu ilişkilendirmek. Kabile şerefiyle, aşiret şerefiyle, aile şerefiyle bunu ilişkilendirmek. Maalesef toplumda hala bakın toplumda hala yerleşik bir durum. Evet. Şimdi evet ne yapılabilir hocam bu, bu duruma da bakın, karşı? Bakın keyfi şimdi keyfilik var mı? Kısmen var. Tabii. Yani erkek işte kendi çocuklarını kadında bırakıyor ve kafasına göre davranıyor. Evet. Kendine göre bir evlilik yapacak filan filan. Orada bir sorun var zaten. Şimdi, Asıl sorun diğerlerinin şimdi, bu şekilde Söyle şöyle bir şey. Tamam, keyfilik var, sorun var. Fakat şimdi e, onlar o ne kadar o e, babanın işte çocuklar olsa da aynı zamanda annenin de çocukları. Annenin de çocukları ve e, belli yaşa kadar Bakın belli yaşa kadar çocuk annesiz nasıl yapacak belli yaşa kadar. Siz nasıl söylersiniz? 3 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki çocuk annesinden kopsun, annesinin annesinin yanına gelmesin. Bunu yani bunu söylemek için merhamet duygularının alınmış olması lazım. Işte maalesef bu var. Hatta yani İslami bilince şuura sahip kimselerde bile var. Bu, bu var ya. Maalesef. E şimdi tamam biz burada mutlaka alın, kabul edin gibi bir emir vaki konuşmuyoruz işte kızınız veya bacanız neyse çocuklarıyla gelmiş. O çocuklar mutlaka kabul edin, Emir vaki konuşmuyoruz ama biraz insaf, biraz vicdan, biraz merhamet yani olması gerekmiyor mu? Yani evet. e, o konuyu e, birazcık böyle nasıl diyeyim gündemde tutmakta da e, fayda var. Hatırlıyorum bir yine böyle bir canlı yayınımızda yani böyle bir soru soruldu. Soru değil de yani böyle bir böyle bir mesele aktarıldı. Evet. Ee, boşanmışlar. Kadın ailesi çocukları kabul etmiyor. Beş tane çocuk var. Hepsi küçük yaşta. Hı hı. Aralarında birer yaş var. Hepsi küçük yaşta. Adam da yeni bir evlilik yapmış. Yeni bir evlilik yapmış. adam da kabul etmiyor. Çocuklar bir evde tek başına kalıyorlar. Ne kadının tarafı kabul ediyor? Diyor, kadın da diyor ben bunlara bakamam. Ben bu ben yani gideceğim ya annemin yanına babamın gitmiş zaten. Çocuklar tek başına bir dairede kalıyorlar. İlk e, komşular geliyor işte yeri çocuklara yardımcı olmaya çalışıyor. E, büyük kız 11 yaşında yemek yapmaya çalışıyor çocuklara. Nasıl bir şey? Şimdi böyle bir örnek aktarıldı. E, ya bu e, deseniz ki ne yapalım? Toplumda böyle bir şey var. Bunu nasıl değiştireceğiz falan Şimdi ya e, vicdan nerede? Merhamet nerede? insanlık nerede? Bunlar bazen e, kör, körlük mü diyelim? Yani aşırı böyle taassup mu diyelim? E, Allah muhafaza. Yani e, vebal almak hoş bir şey değil. E, yanlış. Bazı şeyler yanlış. E, Bunlara bir neşter atmak gerekiyor. Evet. Yani üstüne şöyle bir hafifçe bir dokunmak gerekiyor. Yoksa ne yapalım işte başkasının çocuğunu mu alacağız gibi. Bakın böyle böyle beylik laflara gerek yok. Yani rızkı veren sen değilsin. Onları besleyecek olan sen değilsin. Ya ben bakamam. Ya sen bakmıyorsun. Allahu Teala senin elinle verecek. Ya bazı şeyleri yani gibi hocam deşter atmak yani, lazım yani. Bazı noktaları kaçırıyoruz gibi. Yani çünkü gerçekten yani mesela evet. işte gelenek ve göreneklere göre hareket ettiğimiz için hareket edildiği için pek çok zulümler yaşanıyor. Yani bunun çözümü de Neşter atıldıktan sonra da hocamın çözümü gerçekten İslam'da var. Peygamber Efendimiz'in o örnekliğinde vardır. Yani mesela Peygamber Efendimiz geldikten sonra o müşriklerin değişmesidir, atalarından gelen o gelenek göreneklerdir, o adetlerin yerini Peygamber Efendimiz'den gelen o güzel örneklerin alması ve bununla birlikte bir çözüm oluşması bu da deniz gibi neşter atmak lazım yani. Hocam çok teşekkürler, sağ olun. Evet elizender programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşme dileğiyle Allah'a emanet olun.